Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Herkese selamlar, Boş Adam İşine hoş geldiniz. Devlet Baba'nın çarşıyı pazar ettiği, Serdar Ortaç'ın Başak Siti'ye şarkı yaptığı ve kış denen illetin bir türlü bitmediği şu günlerde biz de futbol konuşacağız. Çünkü canım öyle istiyor. Vallahi fişek gibi bir hafta sonunu geride bırakıyoruz demek isterdim ama hafta bitmiyor. Son 7 günde manşetlik olmayan tek bir olay bile yaşanmadı futbolda. Hafta sonunu hakemler istila etti. Hafta içine demeçler verildi. Tam ortalık sakinleşecek derken sessiz sedasız bahis ihalesi ortaya çıktı. Yıllardır yabancı şirketlerin de dahil olması beklenen, daha özgürleşmesi umulan bahis sektörümüz hısım akraba arasında paylaştırılıyor. Maçlara, hakemlere, bahise geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanımızı takdir etmek isterim. Selamünaleyküm reis. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Reis, istersen önce şu Demirören'in federasyon başkanı iken bahis işine girmesinden biraz bahsedelim. Memnun olurum. Malum federasyon başkanlığından pek bir hayır görmedik. Bu iddia işlerini yürütebilir mi? Ne dersin? İnanın buna 5 koyun verin, kaybeder gelir. Yani rahmetli babası da bu fikirdeydi. Ama basın onda, federasyon da onda, şimdi bahisin peşinde. Federasyon başkanı oynanacak oyunların oranlarını, favorilerini tayin edecek sistemin kumandasını elinde tutuyor. Daha saçma bir şey söyleyebileceğini düşünen biri varsa lütfen öne çıksın. Bu kadar absürt, yani evet ülkede her şey saçma sapan yaşanabiliyor. Dünyada asla olmayacak şeyler bizim başımıza gelebiliyor. Ama bu artık yani nirvanası bu işin yani. Derhal istifa etmeli Demirören. Derhal, yani bunun A'sı B'si dakikası bile olmaz. Hemen şu anda istifa etmesi gerekiyor. Bu kadar saçma sapan iş olmaz. Geçelim hakemlere. Haftanın konusu yine hakem. Normalde hakemlerden bahsetmeyi sahiden hiç sevmem. Bir klişedir, hakemleri konuşmayı sevmiyorum ama gerçekten bahsetmeyi hiç sevmem. Ama artık işin boku çıktı. Yani video hakem sistemi diye bir şey geldi. Dedik oh be, sonunda her şey kitaba uygun olacak. Nasıl beceriliyor bilmiyorum ama efsane sıçıldı. Yani adam gidiyor ekrandan maçı izliyor, pozisyonu izliyor ve hatalı karar verebiliyor. Yani adamlar ekrana bakıp bakıp karar veremiyor. Ya geçti mi hepsini? Bak en beteri şu oldu. Doğru verdiğini yanlışla düzelten oldu bu sistemde. Şaka mı bu ya? Bu mümkün mü? Belediye Erzurum maçında çizgiyi geçmediği iddia edilen gol, babalar gibi geçti top. Adam ekrana bakıp vermedi. Daha doğrusu VAR sistemi hakemi çağırmaya dahil tenezzül etmedi. Keza Rize'de hakem resmen katliam yapmış. Penaltı ve gol iptali rezalet kararlardı. Kayseri-Fenerbahçe maçında yalnızca Türkiye'de görülen küfür kartı verildi. Yani fuck off ve fuck you'ya dünyada herhangi bir yerde kart veriliyor mu? Ben henüz tanık olmadım. Bu niyeti bizim ülkemizde yaşanıyor. Hele bir Konya-Malatya maçı var. Bayağı ders olur. Yani ki ben çok beğenirim Halil Umut Meler'i. Aman ya Rabbi, doğru verdiği penaltıyı izleyip iptal etti. Hatalı verdiği penaltıyı kullandırdı. Karar veremediği penaltıysa izleyip de yorumlayamadı. Ya böyle hoca mı olur? Böyle hoca olur mu? Ya reis, hiç olacak iş mi? Hakemlik için tek bir tavsiyem var. Konu basit. Git 3. lige, mülakatlı sınav aç. Oradaki adam zaten 2000 lira ile 6000 lira arasında bir şey kazanıyor. Sen hakemlere 6 ile 15000 lira arasında para veriyorsun normalde. Hakeminin önce bu futbol bilmesi gerekiyor. Daha önce oyunculuk yapmadan kim gerçekten düşüyor, düşen adam nasıl düşer, yalan söyleyen oyuncu nasıl olur, bilen birisi sahada olması gerekiyor. Yani gidip muhasebecinin bu işi yapmaması gerekiyor. Veya insan kaynaklarından emekli olmuş birisinin bu meslekte olmaması gerekiyor. Futbolun direkt içinden gelen birinin hakemlik yapması gerekiyor. Çünkü böyle gitmiyor bu iş, belli oldu. Ne MHK başkanının istifasıyla bu durumun çözülebilir, ya da ne bileyim bir hakimin düdük asmasıyla bu çözülebilir. Bu kökten değişecek, mantalitenin değişmesi gerekiyor temelde. Ayrıca aklıma başka bir şey daha geldi. Bu özetlere de kafayı takmış durumdayım. Abi bu Araplar hayvan gibi para verdi bu dekodercilik işlerine. Geldiler, Dijitürk Bein oldu. E o kadar para verdiniz, server'a para mı kalmadı? Bunların derdi belli reis. Money, 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 hep bu. Anca paralarını alsınlar. Maçtaki olaylar sadece 5 dakika sürüyor. Bizimkiler pozisyonlar dahil her şeyi 3,5-4 dakikaya sığdırıyorlar. Tamam para da verme, git YouTube'a yükle, yani oradan izleyelim bari. Hem 480 piksel yayın mı kaldı lan? Bu kadar kalitesiz görüntü mü olur?
marka değeri bok püsür diyoruz ama Belçika liginin bile özetlerine çiçek gibi ulaşabilirken bizim ligin götü boklu özetlerini izlemeye tüp kuyruğuna giriyoruz. Vallahi yıldık artık ya. Bıktık ya, bıktık. Maçlardan konuşasım vardı. Galatasaray'ın futbolundan, Burak Yılmaz'ın gollerinden, Erol Kulaut hocamın taktisyenliğinden ama ülkede normal tek bir şey olmadığı için futbol programında da futbol konuşamıyoruz. Az önce kısa kısa geçtim ama bu bahis meselesini biraz açalım. Ya da açmayalım. Vazgeçtim. Ona özel program yapmak gerekiyor. O çok kapsamlı bir iş. Önce kısaca şu hakem meselesine girelim. Hafta içinde Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy doğru bir söz söyledi. Ne Merkez Hakem Kurulu'nun istifası ne de hakemlerin düdük asması bu sorun çözmez dedi Özsoy. Bizim derdimiz bataklığı kurutmak dedi. Ama 10 yılların kurulu sistemine böyle savaş açmak için Fenerbahçe ne kadar hazır buna emin değilim. Öyle derin futbol abiler istemiyor gibi komplo teorisinden bahsetmiyorum. Son derece elle tutulur şeylerden bahsediyorum. Ahbap çavuş ilişkilerinden, siyasi baskılardan, özellik denen ve bir boka yaramayan sistemden ve tesir alanını korumaktan bahsediyorum. Nedir bu tesir alanı diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Federasyonun tüm büroları ve bağımsız olması gereken Merkez Hakem Kurulu aynı binada yer alıyor. Riva tesislerine yer alıyor. Her gün başkanlar, başkan vekilleri, çalışanlar karşı karşıya geliyor. İsteyen istediğin odasına 5 dakikada ulaşabiliyor yani. Bir benzetmede bulunalım. Şöyle düşünün. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay aynı binada yer alıyor. Bu size ne kadar güvenilir gelir, kararların ne kadar bağımsız alındığını veya işlerin ne kadar özgürce yürütüldüğünü hissettirir size. Hissettirmez. Futbolda da böyle bir dev el avuçların içinde bütün sistemi tutuyor. Bu sistemin kökünden yıkılmaması halinde tüm bu isyanlar, itirazlar afaki kalacak. Ah, ah. Vallahi ben de sıkıldım reis. Ne yapalım, şarkıyı mı değiştirelim? Bir havamız değişsin ya. Şarkımıza hazır mıyız? Futbol konuşasım var, Galatasaray konuşasım var. Cimbom müthiş top oynadı. Bayıldım vallahi. Özellikle ilk yarı neyi var neyi yok her şeyle saldırdı Galatasaray. Galatasaray'ın mücadele esnasında yanına aldığı bazı mühimmatları sıralayalım. 21 zırhlı araç, 14 zırhlı taşıyıcı, 34 tank, 78 havan topu, 37 top, 84 uçak savar, 27 çok başlıklı roket atar, 254 roket atar, 38 bin tüfek, 288 karadan havaya füze, 1544 el bombası, 400 bin mermi, çeşitli askeri araçlar, mayınlar, gaz maskeleri vesaire. İstanbul'a Trabzonspor hayli eksik gelmişti. Çok fazla as oyuncusunu İstanbul'a getirememişti sakatlıklar ve cezalar yüzünden. Maçın ilk yarısında sahaya çıkan genç oyuncular açıkçası zemine bir ruh koydular. Çok çabaladılar, çok mücadele ettiler ama tecrübe eksikliklerinin kurbanı oldular diyebiliriz. Belhanda'nın kariyer maçlarından birine oynamasının yanı sıra Terim'in de gününde olması Galatasaray'ın işini hayli kolaylaştırdı. Süfyan'ı savunmaya dönüşlerde kanattan merkeze alarak orta alanda kalabalık olan sarı kırmızılar hücuma çıkışta Belhanda ve Süfyan'ı birbirine yakın tutarak teknik seviyesini bir tık ileri taşıdılar. Keza Nagatomo'yu da orta alana kadar çekerek Kamil Ahmet Çörekçi'nin derine hapsolmasını sağladıklarını söyleyebiliriz. Bu diziliş Trabzonspor'da geometriyi paramparça etti. Bir de Galatasaray'ın elinde Jagne gibi bir makine olunca savunmanın orta alanla arasında açılması hayli doğaldı. Bu arada kalan aralık mesafeye de iyi sızdı Galatasaray ve buradan 3 tane gol çıkardılar. Uzun uzun taktik teknik anlatımını sevmiyor. Özet özet kısa kısa gideceğim. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta ise sezon finali yaklaşan pembe dizi formatı yayında. Kulüp Burak Yılmaz'a sahip çıkıyor. Tribünler ikiye bölünmüş durumda. Sosyal medya ve sokak anabacı düz gidiyor. Şenol Güneş milli takıma göz kırpıyor. Başkan Orman sessiz. Annem diyeli yani körler sağırlar birbirine ağırlar. Reis Mısırlı birinin bir sözü vardı. Kimdi o? Niyazi Mısri. Ha, ne demişti o? Nadanı terk etmedin, yaranı arzularsın diye. Hay yaşa. Tam o misal işte. Şenol hocamın kararsızlığı sezon sonuna kadar sürer. Hoca veda eder. Sen sağ ben selamet ondan sonrası. Yeni bir revizyon dönemine girilir. Benim tahminim Fikret Orman da yavaş yavaş yelken alır kulüpten. Çünkü saha içindeki oyun ne kadar düzelse de atmosfer ve hava bölünmüşlük barındırıyor. Ya bir de şöyle bir şey var.
Onu hiç çözemiyorum. Şenol Güneş yalnızca kendisinin anladığı şeyleri konuşuyor. Aşk bir hevestir, sevgi kalıcı falan dedi basın toplantısında. Yani bu laf bana mı, sana mı, Burak Yılmaz'a mı, milli takıma mı, kime etti belli değil. Lafı ortaya koyuyor, kim almak isterse alıyor. Kim dak ederse ona da dak olur. Oluruz reis. Geçelim Fenerbahçe'ye. Kayseri maçı hakkında konuşacak pek bir şey yok. Yani konuşacak elbette çok şey var ama konuşulmayan pek bir şey kalmadı. Evet, hakem berbat yönetti. Fenerbahçe tarafı kendilerine operasyon düzenlendiğini düşünüyor. Kağıt üzerinde haklı argümanları var. Çünkü son 4 haftada silsile olarak her maçta fahiş hatalar yapıldı. Ama ya çok sıkıldım. Hakem konuşmaktan çok sıkıldım. Herkes bildiği gibi konuşsun. Ben üşeniyorum artık hakem konuşmaktan. Evet, Alper Ulusoy çok kötü maç yönetti. Ama başka şeyler de var. Volkan Demirel emekli olmalı mesela. Uçamıyor, uzanamıyor resmen adam. Hakem Alper Ulusoy'un iyi yönettiği bir maçı hatırlayan varsa yeşillendirsin. Ama ben hatırlamıyorum. O yüzden hakem hakkında konuşmaktan iyice irit oldum. Kayseri'nin zemini futboldan ziyade ekin ekmeğe elverişli. Geriye kalan meselelerin tamamı hakem ekseninde gittiği için de yıldım bıktım artık, konuşmayacağım. Kayseri Spor'un galibiyetini gölgelemenin de alemi yok bu sırada. Her ne kadar Fenerbahçeliysem de tebrik etmek boynumun borcudur. Doğrusu buydu reis. Kapatalım yavaş yavaş. Kendimize de bir not düşelim. Bir bahis, bir de Burak Yılmaz özel bölümü yapmak farz oldu. Futbol boş adam işi diyorsanız benim programdan daha ciddi programlar, daha yakışıklı programlar var Mediapod'da. Shortcast'i ve ara başlığı özellikle tavsiye ederim. Reis, ayağına sağlık. Safları sık tutun. Sımsıkıyız reis. Görüşmek üzere.